Haberin merkezine Kontevan Haber'e hoş geldiniz. Ben Onur Ceniklioğlu, günün en sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Asgari ücretin belirlenmesine artık sayılı saatler kaldı. Belki de gündemin en sıcak ve en merak edilen konusu bu. Türk İş asgari ücretin 3000 liranın üzerinde olmasını istiyor. Şimdi gözler pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi. Komisyon 10.30'da toplanıyor. 7 milyon işçi asgari ücrete yapılacak olan zamma kilitlenmiş durumda. Bu yaşamdan ücretle ailelerin geçinmesi mümkün mü? 2021 yılına sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücrete yapılacak zam miktarı. Hükümet yetkilileri, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyon 28 Aralık pazartesi 10.30'da son toplantısını yapacak. Bu toplantıda asgari ücrete verilecek zam miktarı doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Geçtiğimiz hafta yapılan 3. toplantıda TÜİK asgari ücret miktarını Ağrı'da çalışan bir işçi için 2792 lira olarak önermişti. Bu rakam birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Gözlerse yarın yapılacak o toplantıda ve açıklanacak rakamlarda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık %19.77 arttı. Toplantıdan bir gün önce Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tespit komisyonuna getirilecek 3000 liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini açıkladı. İşveren ve hükümet kamuoyuna 3000 liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3000 liranın altındaki bir teklif insanları mutlu edeceği bir teklif olmaz. Çalışanları mutlu edeceği bir teklif olmaz. 3000 liranın üstünde bir teklif asgari ücret tespit komisyonuna getirmelidir. Komisyonun üyeleri Türk İş, Hak İş ve DİSK yaptıkları ortak açıklamada işçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğunu belirtti. Şimdi gözler toplantıya çevrildi. Komisyon 10.30'da toplanıyor. 7 milyon işçi asgari ücrete yapılacak olan zamma kilitlenmiş durumda. Bültenimize Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu koronavirüs tablosuyla devam ediyoruz. Bugünkü test sayımız 172.113. Vaka sayımız 14.205. Hasta sayımız 2.806. Vefat sayımız 254 ve iyileşen hasta sayımız 21.196. Türkiye güne Elazığ'dan gelen deprem haberiyle uyandı. Neyse ki korkulan olmadı efendim. Çevre illerden de hissedilen 5,3 büyüklüğündeki deprem can ve mal kaybı yaşanmadan atlatıldı. Tolga anneye kaldır. 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin yaraları henüz sarılmıştı. Elazığ pazar sabahı bu kez 5.3'lük depremle sallandı. Saat 9.37'de kaydedilen deprem yer kabuğunun 17 kilometre derinliğinde yaşandı. 6.8'deki bir deprem değil çok şükür. Ama biraz süresi uzun olduğu için etkiledi. Dışarı çıktık, şu an bir panikle millet dışarıda ama herhangi bir olumsuzluk yok. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı. Sarsıntı Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildi. Ben bir önceki depremde burada değildim, yaşamamıştım ama yaşadığım en büyük depremdi şiddet olarak. Valla çok kötüydü abi, bayağı şiddetliydi. Hepimiz çok korktuk. Allah bir daha göstermesin. Depremde yıkım ve can kaybı olmadı. Elazığ valisi Erkay Ayırık, depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kırsalda taramaların bitirildiğini, ekiplerin gerek sahada gerek iletişim yoluyla bir olumsuzluk tespit etmediğini belirten Vali Irık, yıkılan binamız yok, depremin olduğu anda panikle burkulma, bayılma gibi ciddi olmayan sağlık sorunları yaşayan 30 civarında vatandaşımız hastaneye başvurdu, dedi. Ağır yaralı durumu olan vatandaşımız, vakamız söz konusu değil. Çok şükür şu an için tespitlerimiz, taramalarımız %85-90 oranında bitmesine rağmen kırsalda yerinde devam ediyor. AFAD'da depremin ardından enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde hasar, kesinti meydana gelmediğini açıkladı. Uzmanlar 5.3'lük sarsıntıyı 24 Ocak'ta Sivrice'de meydana gelen depremin artçısı olarak değerlendiriyor.
Tekrar geçmiş olsun diyelim. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni ürün çeşitliliği oluşturarak kırsalda yaşayan vatandaşlarının gelirini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yeni ürün çeşitliliği oluşturarak kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal desteklemeye çok büyük önem verdiklerini ifade etti. Tarımsal desteklemeye çok büyük bir önem veriyoruz. Bir taraftan bölgemizde üretilen ürünlere destek verirken bir taraftan da yeni ürün çeşitliliği oluşturmaya gayret ediyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yalıhüyük, Derbent, Çeltik ve Sara yönünde 5'er dekanlık alanlarda yaptığımız tıbbi aromatik bitki denemelerimiz inşallah o bölgedeki ürün çeşidinin oluşturulması ve hangi ürünlere destek vereceğimizi ortaya çıkaracak. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatıp bölgesinde 40 bin metrekarelik alanda da bir tıbbi aromatik bitkiler bahçesi oluşturduk. Bu yıl itibariyle lavanta ekimi gerçekleştirildi. Diğer ürünlerin ekimleriyle ilgili de çalışma yürütüyoruz. Tarımsal desteklerin ilçelere göre özel olarak belirleneceğini dile getiren Başkan Altay, tıbbi aromatik bitkilerle de Konya için yeni bir sayfa açılmış olacak dedi. Bundan sonra tarımsal desteklerimizi ilçelerimize özel, ilçelerimizin dokusuna, yağış alma oranına, sulanabilir durumuna göre belirleyerek vatandaşımızın, çiftçimizin gelirini arttırmak için o konularda destek olacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ana hedeflerimizden birisi de kırsalda yaşayan vatandaşımızın gelirini arttırmak. Bugüne kadar çok önemli projelerde başarılar elde ettik. İnşallah bu tıbbi aromatik bitkilerde Konya için yeni bir sayfa açılmış olacak. Hastaneye gidemeyecek kadar hasta, yaşlı ya da engelli olanlar var. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan evde sağlık hizmeti pandemi döneminde de aksatılmadan sürdürülüyor. Konya'da bu yıl 33 bin hastaya 60 bin ziyaret gerçekleştirildi. Koronavirüs salgınıyla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde yaşlılar evlerinde bakımsızlıktan hayatını kaybederken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı evde sağlık hizmetleriyle yaşlı ve bakıma muhtaç hastalar yalnız bırakılmıyor. Konya'da evde sağlık hizmetleri pandemi sürecinde de aksatılmadan devam ediyor. 170 çalışanla bu yıl 33 bin hastaya 60 bin ziyaret gerçekleştiren evde sağlık hizmetleri birimi çalışanları her gün hastaların evlerine gidip muayene, tedavi ve kontrollerini gerçekleştiriyor. Çok mutluyum. Ne zaman istesem yanımdalar. Ne zaman bir alo desek geliyorlar. Hizmetlerinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden razı olsun. Evde sağlık hizmetleri birimine müracaat eden hastaların evlerine giden sağlık görevlileri muayene, tedavi ve kontrollerini gerçekleştiriyor. Konya İl Sağlık Müdürlüğü evde sağlık hizmetleri birimi de yatağa bağımlı ve ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişileri evinde ziyaret ederek hem yalnız bırakmıyor hem de muayenelerini yapıyor. Bizim verdiğimiz sağlık hizmetinin en önemli yanı hastayı evden çıkarmadan, hastaneye gitmeden hastaya sağlık hizmetlerini konforlu bir şekilde vermemiz oluyor. Hastalar genellikle hastaneye gitmek istemiyor, yatalak hastalar. Ondan dolayı bu hizmeti zannediyorum herhalde takdire şayan bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Konya İl Sağlık Müdürlüğü 2020 yılı başında 31 ekip olarak sahaya çıkan birimini daha da kuvvetlendirerek ekip sayısını 50'ye çıkardı. Hizmet 7 gün 24 saat esasıyla veriliyor. Bu ekiplerimiz hizmetin hızlı ve devamlı açısından her birinde tabletleri vardır. Ayrıca kendilerine ait telefonları vardır, kurumsal telefonları. Ve hastamızı yerinde değerlendirip gereken tedavilerini düzenlemektedirler. İhtiyacı olanlara tekrar ziyaret planlanmakta. Ayrıca kan tahlili gerekenlere kan tahlili ve güncel durumda PCR testi ihtiyacı olanlara PCR planlaması yapılmakta. Yani vatandaşlarımız evde hastane hizmeti almakta ve yakınlarının da hiç sıkıntıya sokmadan gereken hizmetler verilmektedir. Çanakkale 2. Kolordu Komutanlığı'nda görev yapan Konyalı Başçavuş Bekir Biçer koronavirüs tedavisi görüyordu. Biçer maalesef Akşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı COVID-19 tedavisi gören Konyalı kıdemli başçavuş Bekir Biçer'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çanakkale'de bulunan 2. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Assubay kıdemli başçavuş Bekir Biçer, COVID-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz ifadelerine yer verildi. Uzaktan eğitim, evden çalışma, online toplantı gibi kavramlara artık alıştık. Hatta uzaktan canlı yayınla kız isteyenler, nişan yapanlar bile oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de salgın döneminde uzaktan muayeneyi geliştirdi. Uzaktan görüntülü diş muayenesi hastalara ve sağlık çalışanlarına kolaylık sağlıyor. Link geldiği zaman hasta tıklayıp doktorumuzla görüntülü olarak görüşebileceği, çocuğun ağzını gösterebileceği konumda görüntülü muayeneye başlıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan görüntülü sistemle hastalar evlerinde muayene olabiliyor. Herhangi bir ameliyat geçirdi mi? Hastane yoğunluğunu azaltmak ve tedavi süresini kısaltmak için başlatılan uygulama güzel sonuçlar verdi. Hem klinikte bekleme salonundaki virüs oranına maruz kalmamış oluyor. Aynı zamanda da randevu geldiği için sadece işlemi yaptırıp gidebiliyor, beklemiyor. Bir yazılım firmasınca geliştirilen sistem, randevusu planlanan hastanın poliklinikte bilgisayar başındaki hekimle görüntülü iletişimini sağlıyor. Mart ayından bu yana devam eden sistemde her gün bir nöbetçi doktor hastalarıyla ilgileniyor. Link gönderip randevu sistemi oluşturup daha önceden bilgi vermek kaydıyla belirli saatte hastalarımızın buraya bağlanmasını sağlıyoruz. Her gün ayrı bir hekim arkadaşı bu işle görevlendiriyoruz ve bağlantı gerçekleştirdikten sonra direkt hastayla veya hasta çok küçükse onun velisiyle görüntülü olarak diyaloğu geçip hastanın şikayetini dinleyip eğer hastanın evde yapabileceği bir uygulama varsa bunu evde uygulamasını gerçekleştiriyoruz ve tedaviyi o şekilde sonlandırıyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne apse şikayetiyle başvuran 9 yaşındaki Nisa'nın uzaktan muayenesi böyle görüntülendi. Küçük Nisa'nın şikayetini dinleyen ve ağrıyan dişini göstermesini isteyen araştırma görevlisi Doktor Merve Koç, çocuğu tedavi için hastaneye davet etti. Şikayetiniz olan dişi gösterebilir misiniz? İsterseniz bir çay kaşığıyla ağzını açarak gösterebilirsiniz. Çok iyi görüyorum şu an. Annesi şu an orada biraz şişliği varmış gibi görünüyor. Evet, şiş. Ne zamandan beri var şişliği? Bugüne kadar 5000 hasta muayene edildi, birçoğu hiç hastaneye gelmeden şikayetinden kurtuldu. Bu şekilde de bu görüntülü muayene tedavisiyle hastaların eğer evde tedaviler yapılması gerekiyorsa evde, burada tedaviler yapılması gerekiyorsa burada tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Hem fakülte binamızda gereksiz kalabalığın önlenmesini sağlamış oluyoruz, hem de hastalara evinde hizmet sunmuş oluyoruz. Pandemi kısıtlamaları sürecinde kadınların %65'i eşlerinin evde kalmasından memnun olduklarını söyledi. Araştırma İçişleri Bakanlığı'nca yapıldı. Amaç koronavirüsün sosyal hayatı nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaktı. Rapora göre daha birçok ilginç sonuç ortaya koyuldu. Şerife Gülkoçan ve Furkan Ceviz'in haberi, birlikte izleyelim. Kısıtlamalar geldi, evlerde geçirilen süreç arttı. Pandemi sosyal hayatımızın tamamını etkiledi. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlamaların sosyal yaşantıya etkileri araştırıldı. Çıkan sonuçlar bir hayli ilgi çekti. Buna göre araştırmaya katılan kadınların %65'i evlerde eşlerinin kalmasından memnun olduklarını söyledi. Şimdi aynı araştırmayı bizler de yapacağız. Bakalım Konyalılar ne diyecek? Bizim gözümüzde, benim gözümde hanımlar memnun ama biz memnun değiliz. Katılmıyorum. Ben memnun değilim. Çalışsa daha mı iyi? Çalışsa daha iyi. Araştırma 320'si kadın olmak üzere 649 kişi üzerinde İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Dairesi Başkanlığı'nca yapıldı.
Kadın katılımcılardan eşlerin evde kalması konusunda %27 ise çok memnunum, %38'i memnunum dedi ama Konyalı hanımlar bu görüşe katılmadı. Ben zaten benim eşim emekli evde zaten benim için hani bir sıkıntı olmaz da. Yani tabii evde durmasa hiç kimse açısından iyi bir şey değil. Erkekler içeride sıkılıyorlar ne kadar olsa tabii Allah-u Teala onları dışarıda çalışmalar için yaratmış. Erkek evde olduğu zaman ev işleri bitmiyor. Bir de benim adam hizmeti çok sever ayağına. Sadece hanımlar değil kocalar da evde kalmaktan çok sıkıldı. Tabii kadın kadınla beraber müşerref olduğu zaman erkeklerin bir muhatabı olmadığından dolayı çok sıkıcı oluyor. Çok sıkıcı. Vakit geçmiyor. Vallahi hanıma yardımlaşaraktan, bazı salatasını yaparaktan, bazen işte işlerinde onunla birbirimize işte destek oluyoruz. Araştırmada katılımcılara başka konularda da sorular yöneltildi. Yine araştırmaya göre kısıtlamalarla birlikte sosyal aktivitelerde de azalma oldu. Hatta durma noktasına geldi. Katılımcıların %32'si hiç evden çıkmadığını söyledi. Evde durunca tabii insan bunalıma giriyor. Bir yere gidilmiyor, gelen olmuyor. Tabii koronavirüsün ülkemize görüldüğü ilk günden bu yana internet kullanımı da bir hayli arttı. Yine katılımcıların %70'i sosyal platformu daha sık kullandığını söyledi. İnternet kullanımı biraz daha fazla oldu. Çünkü hem ders oluyor hem de sıkıldığımızda bilgisayarın başında başka şeyler de yapabiliyoruz. Vallahi ben bile internete alıştım. Misal ben diyorum İstrakon bilmem ne oralara giriyorum ben. Mecbur zaman geçmiyor. Çocuklar çalışıyor. Beyşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan balıkçılar göl sularına ağlarını sermeye devam etti. Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde balıkçılar mesailerini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan balıkçılar göl sularına ağlarını sermeye devam etti. Tatlı su ürünlerinden pullu sazan, Çin sazanı ve levrek avı için limanlarından göl sularına açılan balıkçılar, evlerine ekmek parası götürebilmek için soğuk havalara rağmen saatlerce uğraş verdi. Öte yandan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklarla meydanlar sessizliğe büründü. Takvim değişecek, 2021 ile birlikte trafik cezaları da zamlanacak. Zam evet çok sevilen bir kelime değil ama sokaktaki vatandaş trafik cezalarının daha da artmasını hatta caydırıcı olmasını istiyor. İşte yeni cezalar. Yeni yıla girerken merak edilen konulardan biri asgari ücretti. Bir diğer de yeni yılda trafik cezalarının ne kadar olacağı. Her ay 1000 tane insan bu konuyla alakalı ya araba kazasıyla karşılaşıyor ya da araba çarpıp vefat ediyor yani. Bunun uyurması gereken bir durum. 2021'e sayılı günler kala yeni trafik cezaları da belli oldu. Cezalar 9.11 oranında arttı. Buna göre suç işleyen kişiler, örneğin kırmızı ışıkta geçenler 2020 yılında 288 lira öderken 2021 yılında 314 lira ödeyecek. Öderiz. Yani bunun olması gereken bir şey bu ülkede çünkü. Kırmızı ışıkta geçerken ki bir maliyeti bir kere ödediği zaman ikinci gen daha dikkatli oluyor. Veya hız yaptığı zaman ki şey daha dikkatli davranabiliyor. Çünkü caydırıcılık ne kadar fazla olsa caydırıcılık o kadar olacağını inanmıyorum. Yani doğru bir karardır. Hız nedeniyle yazılan cezalar 314 lirayla 1340 lira arasında değişecek. Hız arttıkça ceza daha da artacak. Alkollü araç kullanırken yakalananlar ilk seferde 1340 lira ödeyecek. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 2699 liraya çıkıyor. Amaç ceza yazmak değil, ihlalleri engelleyebilmek. Öte yandan yeni yılla birlikte pasaport, ehliyet ve kimlik harcından motorlu taşıtlar vergisine %9,11'lik zam gelecek. Yolcu otobüste fenalaştı, şoför rotayı değiştirip hastaneye gitti. Konya'da yaşanan olay güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.
Olay geçtiğimiz Perşembe günü Konya'nın Meram ilçesi Hoca Fakıh Caddesi üzerinde yaşandı. Bir numaralı Hoca Fakıh seferini yapan otobüste 25 yaşlarında bir kadın rahatsızlanarak yere düştü. Otobüs şoförü Faruk Bayram kadının kendinde olmadığını görünce güzergah dışına çıkarak hastayı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürdü. Yaşananlar an be an otobüsteki kameralara yansıdı. Rahatsızlanan yolcunun hastanede tedavi olduğunu söyleyen otobüs şoförü Faruk Bayram, verilen seminerlerle bu tip durumlarda nasıl hareket edeceklerini bildiklerini, her şoförün bunu yapacağını söyledi. Olayı görünce zaten ben otobüsü sağa çektim, sağ sinyalimi vererek şoför koltuğundan kalktım, baktım hastanın durumuna. Daha sonra ambulansın geç geleceğini fark ederek direkt dörtlülerimi yaktım, düzergah dışına çıkarak hastaneyenin oraya vardım. Karatay Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Konya Aşıklar Bayramı'nın 54.sü gerçekleştirildi. Etkinliğin teması Karabağ aşkı oldu. İki devlet bir milletim, şahlansın yüce ordum. Her yıl geleneksel olarak Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Karabağ aşkıyla 54. Konya Aşıklar Bayramı, Konyalı 4 aşık ve halk ozanının yanı sıra yurt dışından da 6 aşığın interaktif katılımıyla gerçekleştirildi. Bir aliyar ah ederiz, gözyaşları dökeriz. Biz kadere inanmışız, hep boynumuz bükeriz. 1966 yılından bu yana 54 yıldır aralıksız süren Konya Aşıklar Bayramı kültürel açıdan Konya'nın yüz akıdır. Türkiye'nin hiçbir ilinde 54.sü yapılan bir kültürel etkinlik yoktur. Bu Konya'ya ve Konyalılara mahsustur. Konya Aşıklar Bayramı'na ilk defa katılıyorum. Bu da 54. Aşıklar Bayramı'na nasipmiş. Geçen sene askeri vatani görevimi yaptığımdan dolayı katılamamıştım. Bu sene de katıldığımda maalesef Covid-19 sebebiyle seyircisiz oldu ama tüm dünya bizi sizlerin aracıyla dinledi. 54. Aşıklar Bayramı'nı gerçekleştiren sizlere, dinleyenlere, seyircilere ve Sayın Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca Bey'e çok teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle seyirci olmadan yapılan program Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan'a armağan edildi. Zafer günlerini görek, Ankara'dan yürüyerek yolum Bakü Nahçıvan'dır, Karabağ Azerbaycan'dır. 54. Konya Aşıklar Bayramı diğer Aşıklar Bayramı gibi coşkulu başladı, coşkulu bitti. Kıymetli belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene vatan aşkıyla teması işlenmişti. Bu sene Karabağ aşkıyla işlendi bu tema. Karabağ'ın kurtuluş mücadelesini geçtiğimiz günlerde an be an seyrettik ve aşıklarla da bu kurtuluş sahnesini sahnemize taşıyarak aktardık seyircilerimize, Konyalılara. Konya'nın Türk dünyasındaki en önemli yer olmasının sebebi ise şudur. Konya Türk dünyasının ozanlarının sesi olmuştur. Bu vesileyle bu sene de Karabağ'ın sesi olduk. Karabağ'da ki çarpışan askerimizin, şehit olan askerlerimizin sesi olduk. Ve nice zaferlere diyorum. 54.sü yapılan Konya Aşıklar Bayramı'nın 55.sini de inşallah görürüz. 100. senesine kadar da devam eder diye düşünüyorum. Aşıklar ve halk ozanları şiir, türkü, koçaklama ve güzellemeleri seslendirerek hünerlerini sergilediler. Bakın gelin işte çağda Türk elleri birleşmeli. Hepimiz de Karabağ'da Türk elleri birleşmeli. Türk elleri birleşmeli. Konya Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek başlayalım. Bu kültüre değer verdiği, önem verdiği için kendisini bütün aşıkların adına tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah devamı da gelecektir. Ülkemizin, milletimizin başından bu virüs belası gider de halkına yine iç içe coşkulu bir aşıklar bayramı, 55. aşıklar bayramını kutlarız burada. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıca, aşıklık geleneğinin asırlardır medeniyetimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi. 53. Aşıklar Bayramı'nı geçtiğimiz yıl vatan aşkıyla, temasıyla kutlamıştık. Bu yılda 54.sünü düzenlediğimiz Konya Aşıklar Bayramı'nı
Karabağ aşkıyla düzenliyoruz. Karatay Belediyesi olarak Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Aşıklık geleneği asırlardır medeniyetimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yer tutmaktadır. Aşıklar vatan aşkından, Allah aşkından, millet aşkından ve insan sevgisinden bahseder. Bir değerler bütünü olan bu geleneği en iyi şekilde sürdüren aşık ise bu yönüyle bulunduğu toplumun önemli bir sözcüsüdür. Meram Belediyesi ve Türk Kızılayı Meram Şubesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Hazırlanan gıda kolileri yardıma muhtaç kişilere dağıtıldı. Türk Kızılayı Meram Şubesi ve Meram Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında yardıma muhtaç kişilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir araya gelen Kızılay gönüllülerine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da eşlik etti. Gönüllülere moral veren Başkan Kavuş, kolilerin taşınmasında yardım etti. Biz ne zaman kapısını çalsak başkanımızın, bize diyor ki Kızılay biziz diyor. Ya bu ilk cümlesi hep böyle başlıyor, bizi inanılmaz gururlandırıyor. Tabii yöneticilerimizin bizim yanımızda olmasını görmek bizi ayrı bir keyif veriyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, desteklerinin süreceğini belirtti. Kurulduğu ilk günden beri hep beraber çalışmalar yapıyoruz. Elimizden geldiğince bazen personel, bazen maddi, bazen araç, bazen de işte ne bileyim o an ne lazımsa artık yani çeşitleme yapabiliriz ne lazımsa. Çoğunluğun aslında zaten Kızılay'ımız ve gönüllerimiz etraftaki yardımsever insanlar da kendileri getirip veriyorlar. Kızılay'ımızda güven öyle yüksek ki çok fazla bir şey istemeye gerek kalmadan insanlarımız da Kızılay'a getirip ellerinde ne varsa bir şeyler vermeye ve buna ortak olmaya çalışıyorlar. Biz de kurum olarak ve Meram'a hizmet eden en büyük kurum olarak Kızılay'la ayrılmamız mümkün değil. Dün de öyleydi, bugün de böyle inşallah ki ayrılmayalım diye binası da hemen belediye binamızın yan tarafında inşallah daha sıkı da beraber olmuş olacağız. Bundan sonra da hep beraber Meram halkı için, ihtiyaç sahibi için ne zaman koşulması gerekiyorsa inşallah sizlerle hep beraber koşacağız. Türk Kızılay'ı Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın, Başkan Mustafa Kavuş'a desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Selçuklu Belediyesi ilçedeki 14 noktaya mobil atık getirme merkezi kurdu. Batarya, tekstil, kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklar merkezde toplanarak ayrıştırılacak ve yeniden kullanıma kazandırılacak. Sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi ilçedeki 14 noktaya mobil atık getirme merkezi kurdu. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu zamana kadar Selçuklu Belediyesi olarak pek çok çalışmayı bir arada yürüttük ve özellikle sitelerde, konutlarda geri dönüşümün sağlanması ve bunların düzenli bir şekilde toplanması ile ilgili çalışmalarımız zaten yıllardır devam ettiriyoruz. Batarya, pil, tekstil, kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklar merkezde toplanarak ayrıştırılacak ve yeniden kullanımı sağlanacak. Sıfır atık kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte önemli çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi sitelerde yürüttüğümüz geri dönüşüm kafesleri çalışması. Şu ana kadar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle birlikte 360 tane geri dönüşüm kafesini temin edip sitelerimize yerleştirdik. Atıkların geri dönüştürülmesiyle doğaya verilen zarar sona erecek. Bugün de mobil atık getirme merkezlerimizin yerleştirme işlemlerini tamamladık. 14 tane mobil atık getirme merkezimizi ilçemizin ana arterlerinde vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere konumlandırdık. Hem bir farkındalık oluşturma anlamında sıfır atık çalışmalarına çok büyük bir katkıyı sağlayacak. Hem de vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin rahat bir şekilde ulaşabilecekleri lokasyonlarda bu atık getirme merkezlerine gelip rahatlıkla farklı türdeki, 7 farklı türdeki atıklarını bu merkezlerimize bırakabilecekler. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir asker şehit oldu. Kayıp bir askeri arama çalışmaları devam ediyor.
Şemdinli ilçesindeki Mirgisav üst bölgesinin kar nedeniyle kapalı olan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında askeri iş makinesinin üzerine çığ düştü. İki asker çığ altında kaldı. Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK timi ve AFAD personeli sevk edildi. Arama çalışmaları sonucu uzman çavuş Mehmet Özbent'e ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan Özbent, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çığ altında kalan diğer personeli arama kurtarma çalışmaları devam ederken şehit uzman çavuş Mehmet Özbent için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı törenin ardından uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı. Bekar olduğu öğrenilen 30 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Özbent'in cenazesi pazartesi günü Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde toprağa verilecek. İkinci elin lider markası Hasözler Otomotiv. Kenan Kesen. Edirne'den Kars'a, ülkemizin her noktasına kaliteyi uygun fiyata sunmaya söz verdik. 100 gram ekmek arası yaprak et döner 12 lira. Ekrem Coşkun döner. Gayrimenkul değer kazanıyor. Her türlü gayrimenkul alım satım ve takas işlemlerinde değerinde çözüm. Villa, otel, fabrika ve arsada geniş portföy yelpazesi. Güvenli, hızlı, güçlü. Aktaş Gayrimenkul, çözüm ortağınız. 0532 362 20 20. Ete dair ne varsa üretti. Özenle hazırladığımız 128 çeşit taze ürünlerimiz size bir telefon kadar yakın. Yıl et sipariş hattı 0533 136 96 08 0332 342 14 70. Yıl et. Yıllardır süren lezzet. Bir de deterjan lazım. Bu olmaz. Bu da olmaz. Evet, HM Bor tam aradığım deterjan. Türkiye'nin yeni markası MCM Bormatik ve HM Bormatik'le tanışın. Ailenizi tehlikeye atmadan hesaplı, kaliteli ve çiçek gibi kokan mis gibi hayatın tadını çıkarın. Türkiye'nin yerli matiği HM Bor, MCM Bor. Gerçek yoğurt sevenler Enka'yla buluşur. Mutluluğumuz keyfe dönüşür. Enka Süt. Doğal süt keyfi. Devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da görev yapan Mehmetçik'le bir araya geldi. Gündemde darbeci Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehdit içeren açıklamaları vardı. Akar, Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru olarak hedef görülecektir dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi hafta sonu Libya'daydı. Mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştiren Akar ve komutanlar Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı. Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları daha sonra Libya'da görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi. Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret eden Akar ve komutanlar Mehmetçik'le karavanadan yemek yedi, personelin yeni yılını kutladı. Hepinizi kutluyorum. Hepinize bundan sonraki görevlerde de kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Sağ olun. Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Milli Mutabakat Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, Libya'daki temel sorun darbeci Haftar grubu ve onu destekleyenlerdir. Problem buradan kaynaklanıyor, dedi. Libya'daki temel sorun darbeci Haftar grubu
ve o darbeci Hafter grubunu destekleyenler. Arkadaşlar, Libya'da darbeci Hafter tarafından katliama uğrayan mazlum ve mağdur ve bunlarla birlikte bu mağdurların yardım çığlığına sadece Türkiye'nin olumlu cevap verdiğini ve zulme ve zalime sessiz kalmadığını unutturmak istiyorlar. Kendi zulümlerini, kendi katliamlarını kapatmak için her türlü yaygarayı koparıyorlar. Fakat bunlar beyhude gayret. Bunlar da bir yere varmaları mümkün değil. Bakan Akar, darbeci Hafter'in Türkiye'ye yönelik tehdit içeren açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Hafter ve onu destekleyen ülkeleri açık bir dille uyardı. Bu savaş suçlusu cani, yani katil Hafter ve destekçileri gerçekten bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak bir saldırıda, herhangi bir böyle girişimde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu çok iyi kafalarına soksunlar. Dolayısıyla böyle bir hareketi yaptıktan sonra, böyle bir tacizi, tecavüzü, saldırı yaptıktan sonra gerçekten yatacak yer, duracak yer bulamayacaklar. Eğer bunlar anlaşılmazsa gerçekten tarihi şan ve şerefle dolu, kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü bugüne kadar anlamadıysa bir başka yolda, yönteme de anlatmasını biliriz. Yunanistan'la yaşanan gerilime de değinen Akar, Kıbrıs'ın Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurguladı. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı herhangi bir projenin yaşama şansı bulunmadığını söyledi. Yunanistan'ın ekonomik durumu malum, sıkıntıları var. Bu sıkıntıya rağmen Yunan halkının yemesini, içmesini, giyimini, kuşamını, ücretini, maaşını kesmek pahasına çılgınca bir silahlanma şeysi başladı, modası başladı. Yani tamam, istediğiniz kadar uçak alın, istediğiniz kadar gemi alın, istediğiniz kadar denizaltı alın, yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak. Konuşmanın ardından sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan tarafından konser verildi. Mehmetçik türkülere eşlik etti. Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ve barış ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK-YPG'ye ağır bir darbe daha vuruldu. Saldırı girişiminde bulunan 15 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada komandoların terör örgütü PKK-YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi. Açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 15 PKK-YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili genelge gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gelecek hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde genişletilmişti. İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgede kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının tercih değil, zorunluluk olduğu belirtilerek konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Alınacak tedbirler kapsamında sahadaki durum 24 saat esasına göre takip edilecek. Sosyal medyaya yansıyabilecek COVID-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılık ve benzeri her türlü olumsuz durum tespit edilecek. Bu durumlara ilişkin gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri takip faaliyetlerini anlık yürütecek. İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali ve kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 acil çağrı merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak herhangi bir aksamaya, boşluğa meydan verilmeyecek. Türkiye'nin otomobili tanıtımından bu yana büyük yol aldı. Projede bir yıl içerisinde gelinen aşama özel bir video ile kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medya hesaplarından yerli otomobilin tanıtımından bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı. Videoda üretimde gelinen aşama ve fabrika inşaatı ile ilgili bilgilere de yer verildi. Batarya konusunda Farasis'le iyi niyet mektubu imzalandığı bilgisine yer verilen videoda Türkiye'nin binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna geldiği aktarıldı. Paylaşılan videoda C-SUV modeli için tedarikçi seçimlerinin de tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda %75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosisteme dahil edildi, tedarikçi havuzuna startup firmalarının katılımı teşvik edildi. Ayrıca Gemlik'teki fabrika binasının yapımının sürdüğü, üretim hatları için de makine teçhizat alımına başlandığı bilgisi verildi. Yılın son kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda COVID-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılarla ilişkin takvimin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi koronavirüsle mücadele gündemiyle toplanacak. 2020'nin son kabine toplantısında salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda bilim kurulunun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Görüşülecek konular arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerinde bulunması bekleniyor. Efendim haberlerimizin sonuna geldik. Sırada bir yorum var. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker bir yorumu sunar. ...2020'nin son pazar gününde zaman denilen nesnenin ya da kavramın ne kadar göreceli olduğunu yine hissediyorum. Chagall'ın bir tablosunun adı, zaman kıyısı olmayan bir nehirdir şeklindeydi. Sonunda 2020'de öylesine geldiler ki bu nehrin azgın suları, evden çıkmaya korkar olduk. Şimdi bütün ümidimiz 2021'e bağlandı ve aşıların falan sonuç vermesini bekliyoruz. Aslında ömür yaşı çok uzadı. Ama insanlar bu uzayan zamana rağmen eskisi kadar verimli değiller. Tabii Bill Gates'i veya Jeff Bezos'u örnek almak doğru olmaz. Fakat düşünün ki insanlık ömür yaşı ortalaması 80'lerin üzerine çıktı diye sevinirken bir baktık ki 65 yaş diye belalı bir dönem de var insanlar için. 65 yaşını geçenler ne dediğimi anlayacaklar ve 2020'ye olan öfkelerini herhalde yine seslendireceklerdir. İnsanlarla zamanın ilişkisini düşünürken önüme Fatih Sultan Mehmet'le ilgili zaman sayıları geldi. Fatih 6 yaşında Amasya valisi, 8 yaşında Manisa valisi, 12 yaşında padişah ve 21 yaşında İstanbul Fatihi olmuş. Bu sayıları oğullarına "sen adam olmayacak mısın?" diye bağıran sert babalara karşı oğulları kullanabilir. "Babacığım sen 12 yaşındayken nereyi fethediyordun?" diye cevap verebilir sert babalara. Düşünün ki 3 yıl sonra Cumhuriyetimiz 100 yaşına girecek. Bu arada İngiltere Kraliçesi Elizabeth de 97 ve eşi Prens Philip de 103 yaşına girecekler. Bu sayılar tabii ki kraliçenin kral olmayı bekleyen 70'li yaşların sonundaki oğlu Charles'ı en fazla ilgilendiriyor. Galiba en doğru olan davranış bekleyip görmektir olacakları. Zaten beklememek de mümkün değildir. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker bir yorumu sundu. Efendim bugün yaşananlar bu şekildeydi. Şimdi de yarın yaşanacaklara, gündemde ne var ona bakacağız. Yarının gündemine gidiyoruz. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker yarının gündemini sunar. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son toplantısını gerçekleştirecek.
2021 yılında uygulanacak asgari ücret yapılacak son toplantının ardından açıklanacak. Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı Türkiye'ye gelecek. Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor evinde Rizespor'u ağırlayacak yarın. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker, yarının gündemini sundu. Efendim böylece KON TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Haftaya pazar yeniden görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.